Kültürel mirası sanat açısından değerlendirme gerçekten hani önemliydi. Bunu burada gözlemleme fırsatı bulabildim. Onun dışında etkinlik ve oluşturulan program çok verimliydi, yani bunu söyleyebilirim. Kültürel miras bizim aslında yaşayışımız diyebilirim. Geçmişten gelen bizim yemeklerimiz olabilir, yaşayış tarzımız, belki bir söylediğimiz deyim. Bunlar da aslında kültürel mirasa girer. Ama kendimi tanımlamak istersen ben botanik anabilim dalında yüksek lisans yapıyorum. Kültürel miras deyince benim aklıma anıt ağaçlar geliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'de yaşları bine yaklaşan anıt ağaçlardan buradan bahsedebiliriz. Ve bunlar hala da zeytin veriyorlar, hala da meyve veriyorlar. Bunların korunması çok önemli bu konuda. Bizim gerçekten kültürel mirasımız. Benim aklıma kendi bölümümce bu geliyor yani. Her ilin, her şehrin, her ilin, hatta her ilin, her ilçesinin kültürü farklı oluyor. Bu yüzden çok farklı etkenler var ve çok karmaşık olabiliyor. Ama sonuçta yine hepsi bütünleşiyor ve insanlar birbirleriyle anlaşabiliyor. İletişimi doğuran şey de bu zaten, farklılıklar. Bizim kültürel miras dediğimiz şeyin fiziki mekanlar olmadığı, özellikle somut veriler olduğu ve somuttan daha çok soyut veriler üzerinde durup somutları korumak kolay da soyutları korumanın zor olduğunu öğrendim. Ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarımda buna aktif yer vereceğim. Kültürel miras bence kişinin veya kurumun, grubun kendi özgünlüğüdür. Farkındalık kazandırmak en birinci bence görevimiz. Çünkü insanlar farkında değil bir şeylerin kaybettiğini, bir şeylerin yok olduğunu ve aktarılması gerektiğini. İnsanlar öncelikle bu bilinci aşıladıktan sonra insanlar kendileri zaten bir şey yapacaklardır diye düşünüyorum. Bir kere geçmişlerine sahip çıkmaları gerektiğini öğretmeliyiz. Hani biz olduysak eğer, geçmişimiz sayesinde biz olduk. Ona sahip çıkmadan hani yeni gelecek şeyler ya yapılıyor, birçok yapı yıkılıyor, yenisi yerine yapılıyor. Ama bana soracak olursanız hiçbir eskisi kadar değerli değil. Tarihlerini araştırsınlar ama tarihlerini gerçekten çok köklü bir şekilde araştırsınlar. Ecdadımızın bırakmış olduğu en büyük miras, mesela şu köprüyü görüyor musunuz? Bence Muş'un en büyük zenginliği, kültürel zenginliği şu köprü. Daha birçok yeri vardır görmemiz gereken ama şu köprü gerçekten muazzam. Hani o zamanın şartlarıyla nasıl yapılmış insanın aklı dahi almıyor. Şu anki mühendisler belki de bu kadar güzel yapamaz. O yüzden kültürel zenginlik demek o yerin kendi toplumuna ait halkının, vatandaşının kısacası nasıl diyeyim, özbenliği ya. Yani kendi özbenliğini barındıran eserlerdir diye düşünüyorum. Bazı insanlar diyor ki biz batıdaki kültürü almamalıyız. Sadece kendi işimize kapanıp bu şekilde yaşamalıyız. Kendi kültürümüzden soyutlanmamalıyız, yani bu şekilde devam etmeliyiz. Bazıları da diyor ki işte Avrupa kültürünü almalıyız, kendimizi endekslemeliyiz ve bu şekilde devam etmeliyiz. Ben bu iki görüşün ikisine de karşı çıkıyorum. Benim için önemli olan her iki kültürün, Doğu Batı kültürünün bir arada birleşmesi ve bizim Türkiye olarak, ülkemiz olarak, Türk insan olarak bu köprüyü kurmamız. Arkamızda da Murat Köprüsü var. Murat Köprüsü gibi bir köprü kurmamız ve bu şekilde kültürümüzü geçmişten geleceğe aktarmamız gerekiyor diye düşünüyorum.